İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Güncele hoş geldiniz. Bu akşam Güncel'de Musa Anter cinayeti davasını konuşacağız. 90'lı yıllarda faili meçhul denilen ama aslında faillerini herkesin bildiği binlerce cinayet işlendi. Gazeteci yazar Musa Anter cinayeti de bunlardan biriydi. Bu cinayetin sorumluları bugüne kadar ortaya çıkarılmadığı gibi şimdi zaman aşımı bahanesiyle bu dava tamamen kapatılmak isteniyor. Bu akşam bu davanın ayrıntılarını ve bundan sonraki hukuki süreci konuşacağız. İki konuğum var. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Anter. Bizimle birlikte ve İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da konuğumuz. Siz de hoş geldiniz hoş Sayın bulduk, Türkdoğan. Öztürk Bey, sizinle başlayalım. Şimdi zaman aşımından bahsediliyor. 20 Eylül'de 30 yıllık sürede olduğu için zaman aşımıyla bu davanın kapatılmak istendiğini görüyoruz. Öncelikle bu davada bir zaman aşımı uygulanabilir mi? Şimdi tabii insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının uygulanamayacağını sürekli ifade ediyoruz. Musa Anter cinayetinde zaman aşımı uygulanamaz diyoruz. Esasında 30 yıllık süre üzerine çok tartışma yapıldı. Biraz da açıkçası bunu da yadırgıyorum. Musa Anter cinayeti hangi koşullarda yapıldı? Kimler gerçekleştirdi bu cinayeti? Dilerseniz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma komisyon raporlarına geçmişe dönüp bir oraya bakmak gerekiyor. Şimdi bakın Türkiye'de 93 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuş. İşte Güneydoğu'da uzun süreden beri cereyan eden olaylarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuş. Tabii bu komisyon çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ama işlenen cinayetleri önleyemediği gibi tam tersi Türkiye daha da karanlık bir döneme girdi biliyorsunuz. Ondan sonra ta ki faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu kurulana kadar faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu 1995 yılında kuruldu ve raporunu açıkladı. Şimdi bu raporda özellikle toplumda infial yaratan cinayetlere örnek olarak da Musa Anter cinayetin özellikle belirtiliyor ve bu cinayetin özellikle devlet içindeki örgütler yapılar tarafından, JITEM tarafından işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğu belirtiliyor. Birçok insanla ilgili belirleme var. Hatta bu raporda Uğur Mumcu cinayeti üzerine çokça bahsediliyor ki biliyorsunuz Uğur Mumcu cinayeti hala aydınlatılamadı. Tıpkı Musa Anter cinayetinin aydınlatılamadığı gibi. Şimdi ve daha sonra bakın geliyoruz 97'de Susurluk kazasından sonra önce Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı bir rapor hazırlıyor. Daha sonra da 3 Nisan 97'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruluyor. Bu olayları araştırmak için ve bu rapor o kadar 800 sayfadan fazla bir rapordur bu. Bütün bu devlet içerisindeki örgütlenmeler anlatılıyor ve bunların önlenmesi isteniyor. Aslında bu raporlardan sonra yine insan hakları savunucularının, baroların, öldürülen insanların, ailelerinin, çocuklarının gayretleriyle bakın daha sonra soruşturmalar açılmaya başlıyor. Ve özellikle 2000'li yıllarda da bu soruşturmalar bir şekilde davaya dönüşmeye başlıyor ama Türkiye'deki cezasızlık politikası, çünkü bu suçları işleyenler devlet içindeki örgütlenmeler olduğu için illaki bir yerinde siyasilere değecektir ki biliyorsunuz bunların en ünlüsü Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar suç örgütü lideri olmaktan yargılandı ve mahkum edildi, ceza aldı ve halen de Ankara faili meçhul cinayetler davasının da baş sorumlusu olarak yargılanmaya devam ediyor. Bakın nereden nereye, 90'lı yıllarda işlenen suçlarla ilgili davalar 30 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen hala sonuçlandırılamıyor. Bu da aslında bu suçların insanlığa karşı suç kapsamında işlendiğini kendiliğinden ortaya çıkarıyor. Peki insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulanamayacağına dair kuralları hani biz koymuyoruz. Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke. Birleşmiş Milletler'in tavsiye kararları var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kararları var. İnsan Hakları Komitesi'nin kararları var. Yine Cenevre Sözleşmeleri ve Eki Protokollerinde çeşitli düzenlemeler var. Ve özellikle de hakikati bilme hakkı söz konusu.
Yine BM'nin kabul ettiği sözleşmeler var ki bunların en önemlilerinden iki tanesi. Birisi Roma statüsüdür. Türkiye buna taraf değildir. Roma statüsünde insanlığa karşı suç ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini düzenlemiştir. Türkiye taraf değildir. Diğeri Kayıplar Sözleşmesi'dir. Bunlar hep 2000'li yıllarda yürürlüğe giren sözleşmelerdir. Orada da çok ayrıntılı düzenlemeler vardır ama Türkiye illaki bu mekanizmalarla iletişim halindedir ve ondan da önemlisi bakın bu davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı vardır. Sözleşmenin ikinci maddesinin hem usul boyutuyla hem esastan ihlal edildiğini AİHM zaten tespit etmiştir. Yani Türkiye'ye kesinlikle etkili soruşturma yapmasını ve failleri açığa çıkartmasını bakın belirtmiştir. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakacaksınız. Sonra geleceksiniz diyeceksiniz ki eski ceza kanununa göre işte en üst zaman aşımı süresi 30 yıldır deyip hani bu dava 30 yılda zaman aşımına bırakılacak diye bir durum ortaya koyacaksınız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bu nedenle kesinlikle bu davanın devam etmesi gerekiyor. Hani ana hatlarıyla anlattığım gibi zaman aşımına girmemesi gereken bir dava. Çünkü bu insanlığa karşı suç kapsamında işlenmiş, Kürt halkına korkutmak, yıldırmak amacıyla Musa Anter şahsında işlenmiş bir cinayet davasıdır bu. Bunu böyle görmek gerekir ve biz de böyle görüyoruz zaten. O nedenle de zaman aşımının kesinlikle uygulanamayacağını belirtmek istiyorum. Bu 30 yıllık sürenin 20 Eylül'de doluyor. 20 Eylül öncesi son duruşma yarın yapılacak. Yarın ne çıkabilir? Nasıl bir karar? Yani mahkeme geçen celse özellikle Abdülkadir Aygan'ın İsveç'te yaşayan Aygan'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınıp gönderilmesini istemişti. O belgelerin İsveç adli makamlarına ulaştığına dair yazı gelmişti. Onun gereğini yerine getirilip getirilmediğini inceleyecek. Yine Dicle burada ailenin beyanlarını alacak. Yine avukat meslektaşlarımız beyanlarda bulunacaklar. Ve dolayısıyla mahkeme çok kuvvetle muhtemel eksiklikleri tamamlama yoluna gidecek. Yani yarın herhangi bir düşme kararı vermesi söz konusu değil. Biz istiyoruz, uzun zamandır şunu talep ediyorduk. Yani bu davada, çünkü bu davanın bir de birleşen dosyaları var. Halbuki bunlara gerek yoktu. Pekala Anter cinayeti soruşturması ekseninde açılmış dava tekrar tefrik edilip gerekli cezai yaptırımlar öngörülebilirdi ve dava böyle ilerleyebilirdi. Ama Türkiye'deki cezasızlık politikasının yargıya sirayet eden bir cezasızlık kültür yanı var. Şimdi siz birkaç iddianameyi birleştirip dosyayı kalabalık hale getirirseniz ve usulü işlemleri bitirmezseniz sürekli olarak o usul işlemlerinin bitmesi için gün verirsiniz. Bu noktada da arkadaşlarımız çok talepte bulundular. Yani bu davayı uzatmayın, bir an önce burada karar verin diye. Ama demin anlattığım gibi usulü eksikliklerinin giderilip illaki bu davada gerçek faillerin açığa çıkması noktasında ne karar alınması gerekiyorsa o kararın alınması noktasında da ısrarcı olacağız. Yani zaman aşımı nasıl okumak için özellikle mi? Zaten bugüne kadar sürüncemede bırakılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bu konuda hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Yargıtay'ın bazı kararları var. Hani onunla ilgili tekrar bir değerlendirmede bulunacağım ama bunu zaten eleştiriyoruz. İşte buna cezasızlık politikası diyoruz bakın. Türkiye bu cezasızlık politikasını aşmadığı takdirde ne geçmişiyle yüzleşebilir ne de bir geçiş dönemi adaleti bakın sağlayabilir. Dolayısıyla bu tarz yargı pratikleri doğru şeyler değildir. Adalete zarar veriyor. Hakikati öğrenme hakkımıza çok büyük zarar veriyor. Ama biz bıkmadan, usanmadan adalet aramaya devam edeceğiz. Dicle Bey, şimdi Öztürk Bey'in de işaret ettiği gibi sağlıklı ve etkin bir soruşturma yürütülmedi sorumluların ortaya çıkarılması için. Şimdi zaman aşımına sokularak bu dava kapatılmak isteniyor. Neden kapatmak istiyorlar? Şimdi Türkiye'de tabii bir belirli bir sistem vardır. Babamın bir çok önemli bir sözü var bu konuda. Denklemi baştan yanlış kurarsanız sonuçta yanlış çıkar. Yani Türkiye'nin bu konuda bilhassa Kürt halkı üzerindeki olan tutumundan dolayı, siyasi görüşlerinden dolayı, sistemin yarattığı olumsuz tavrından dolayı Kürt halkına karşı ayrı bir tavrı var. Musa Anter bu konuda çok kalemini çok iyi kullanan,
gerçekleri yansıtan bir kişilik olarak Türkiye tarihine geçmiş bir insan. Şimdi böyle aydın insanlar kolay kolay yetişmiyor esasında. Yani bir Musa Anter diyelim, işte Abdi İpekçi diyelim, Hrant Dink diyelim, Uğur Mumcu diyelim. Bu gibi insanların esasında Türkiye toplumuna çok katacak şeyleri vardı esasında. Ama bu, mesela isterdik ki o insanlar yaşasaydı ve şu anda aramızda olsalardı ve keşke tartışmaları, Türkiye'nin gerçeklerini halkla anlatsalardı. Ama hepsi böyle sürüncemede kaldı, öldürüldüler hepsi. Bu bir sistemin parçasıdır. Bu sistemi ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir? Türkiye'de adalet sistemi, hukuk sisteminin dünya normları karşısında bir yol alması gerekir esasında. Hukuki. Bunu maalesef bunu yaşayamıyoruz. Şimdi zaman aşımı konusuna gelince, ben bir kere zaman aşımı dendiği zaman bu gibi cinayetlerin kamufle edildiğini düşünüyorum zaman aşımı kisvesi altında. Çünkü faili belli cinayet. Faili meçhul bir cinayet değil ki. Faili belli. Yani 96'da demin Öztürk de söylediği şeyde hususluluk raporunda Kutlu Savaş'ın bir ifadesi var. Musa Anter'in öldürmesi hataydı. Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyordu. Bu bile bir delildir esasında. Bunun üzerine dahi gidilmedi. Mehmet Eymür'ün verdiği bir ifade var. Cinayete ilişkin bütün bilgiler Genelkurmay ve MİT'te. Tabi. Bunu demesine rağmen değil mi? Tabi yani. Tehlikeli. Şimdi bunlar esasında çok güzel veriler esasında. Yani demokratik olan bir ülkede, hukukun işleyişi olan bir ülkede bunların hepsi oluşturuyor. Mesela biz JITEM diyoruz. JITEM nedir? Daha bunu JITEM'i çözememiş bir ülke. Halen inkar edilen bir cinayet şebekesi. İllegal bir devlet yapısı ve bu Genelkurmay'ın içerisinde olan bir yapı. Yani oradaki albayların, oradaki binbaşıların, generallerin olduğu bir yapı. Ve Kirli Savaş döneminde 90'lı yıllarda yani Kürdistan'da en büyük cinayetleri işleyen bir illegal yapı. Yani bu daha açığa çıkartılmadı. Bilinen bir gerçek. Yani Abdülkadir Aygan mesela bunlardan bir tanesi. Evet, Aygan ve birçok tanığın ifadesi alınmadı. Neden alınmadı? Aygan ifadesi alınmadı çünkü o kadar biz uğraşı verdik. Yani işte bu kişi burada yaşıyor. Kendisi bir kitapta cinayetin nasıl işlendiği hakkında önemli bilgiler verdi. Abdülkadir Aygan dedi burada, bu yerde, burada insanların kemikleri var. Bu kemikleri orada toplayabilirsiniz diye beyanlarda bulundu ve araştırma yapıldı ve o topraklardan o kemikler çıktı. Demek ki Abdülkadir Aygan bu işleri biliyor. Yani bu işin içinde olan bir kişi. Yani bu adamın ifadesi alınmadan bu dava nasıl zaman aşımına uğrayabilir? Yani etkin bir soruşturma demek istediğimiz budur esasında. Abdülkadir Aygan'ın bulunduğu birim kimler tarafından yönetildi? Yani o azmettirici grup kimdir? Bunlar önemli sorular. Bunların cevabının bulunması lazım. Bunların araştırması lazım. Ama demin Öztürk Bey'in tarif ettiği gibi işte bütün o JITEM ana davası ve Ayten Öztürk davası da Musa Anter davası eklenince, dosyalar birleşince etkin bir soruşturma alanı uzadı. Yani yapılmadı. Yapılmak istenmedi esasında. Her şey çok açık ve nettir. Biz bu Mehmet Ağar'ı konuşuyoruz. 90'lı yıllardan bugüne 30 senedir Mehmet Ağar isminde bir kişiden bahsediyoruz. Kimdir bu adam? Neyin nesidir? Neye hizmet ediyor? İşte Güldal Mumcu'ya söylediği ifadesinde, o Mumcu'nun öldüğünde tuğlayı çekilse yıkılır. Çekin şu tuğlayı. Niye çekmiyorsunuz o tuğlayı yani? Kim, yani bu tuğlanın sahibi kim? Bunlar soru işaretleri. Ondan sonra kalkıp zaman aşımı diye bir şey çıkartmışlar eskiden kalma. Yani o ceza kanunun şeyine göre zaman aşımını ortaya koydular. Bu cinayetlerde zaman aşımı olması imkan. Yani önümüzdeki sene işte 93'te iki tane çok önemli dava var Türkiye'nin şeyinde. Bir Uğur Mumcu var 24 Ocak'ta. 2 Temmuz'da Sivas katliamı var. Şimdi iki tane çok önemli, yani Musa Anter cinayetiyle birlikte iki tane dava daha o yine zaman aşımına uğrayacak. Şimdi zaman aşımında adamı tutukladılar şeyde, Hamit Yıldırım'ı. 5 yıl kaldı, tutukluktan sonra bıraktılar. Sebep niye bıraktınız? Çünkü yani etkin bir soruşturma yapmadınız. Cezasızlık sistemini uyguladınız. Resmen cezasızlık. Türkiye'de cezasızlık almış başını gidiyor. Yani bir gün işte Sivas katliamında olan kişilerin hepsi
bundan kaç sene evvel bir haftanın yani cezaevinden bırakıldılar. Bir hafta sonra tekrar tutuklama kararı çıkardılar ama adamla ortada yok. Yani böyle bir hukuk sistemiyle karşı karşıyayız. Yani şimdi burada adaleti beklemek doğru olur mu? Yani bunu yetkililere sormak lazım. İnsanlar biz mağdur bir aileyiz. Yani benim gibi birçok toplumsal bellek platformu diye bizim bir platformumuz var. Oradaki arkadaşlarımız da kimler yok ki? Yani bu Cevat Yurdakul diye bir komiser var. Kim tanıyor Cevat Yurdakul'u? Türkiye'de kim tanıyor? Adana'da bir komiser görevini yapan çok değerli bir insan. Ama o dahi öldürüldü. Zeki Tekinler öldürüldü. İşte çok öldürüldü. İlhan Erdoğuz öldürüldü. Bunlar önemli şeyler. Bunlar açığa çıkmıyor. Niçin bu insanlar öldürüldü? Yani 12 Eylül diyoruz. 12 Eylül'den sonra bir sürü katliamlar gerçekleşti. Yani bir kişinin dahi devlet tarafından öldürülmesi bence katliamdır. Çünkü devlet kişilerin bireysel haklarını korumakla mükelleftir. Devletin beni öldürme hakkı yoktur. Bu kadar açık ve net yani. İnsanlar bunu böyle görmeli. Onun için zaman aşımı mefhumunu hiçbir şekilde kabul etmem. İnsan suçu olarak görüyorum. Ayrıca siyasi bir hukuk sistemi bütün adaleti ortadan kaldırıyor. Siyasi olduğu zaman bütün hukuk sistemi, çünkü artık şimdi herkesin ağzında bir şey olmuş. Yani ufacık çocuğa sorsan Türkiye'de Erdoğan bilir diyor. Mesela yani kimse artık hukuktan falan bir beklentisi kalmamış insanların. Yani kusura bakmasınlar, durum böyle. Bu hale getirdiler hukuku. O bakımdan cezasızlık sistemi de ortadan kalmıyor. Herkese ceza verilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Öztürk Bey, bu tür tırnak içinde faili meçhul cinayet davalarında genellikle sanıklar beraatle sonuçlanırdı davalar. Fakat bu kez zaman aşımı bahanesiyle kapatılmak isteniyor. Bunun nedeni ne olabilir? Neden bu tercih yapılıyor? Bunun nedeni bu davada özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği çok net bir ihlal kararı var. Yani dolayısıyla biraz önce Dicle'nin söylediği gibi failler belli aslında. O faillere o cinayeti işlettiren örgüt de belli. Devlet içindeki JITEM örgütü. Peki o devlet içindeki JITEM örgütünün o dönem nasıl bir siyasi himaye gördüğü belli. Kimlerin o siyasi himayeyi sağladığı belli. Aslında her şey belli. Bakın çok ilginç bir şey okuyacağım size. Tekrar insanların hafızalarını canlandırmak için Faili Meçhul Araştırma Komisyonu'nun 95 tarihli raporunun 19. maddesi. Bakın bu her şeyi özetliyor. Nedeni tarafımızca anlaşılamayan bir nedenden ötürü komisyonumuzun çalışmalarını engelleyen ve hukuka aykırı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi ve belge akışını kesen, komisyonumuzun görev alanına giren faili meçhul cinayetlerle ilgili bilgi ve belgeleri komisyonumuza vermeyen dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcıları hakkında, başsavcısı ve başsavcı vekili hakkında HSK'ya başvuru yapıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki bunlar hakkında işlem yapın diyor. Yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kuruyor. Komisyon raporu kabul ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi talepte bulunuyor. Ve gerçeklerin açığa çıkmasını engelleyen savcılara hiçbir şey yapılmıyor. Tıpkı Cemil Kırbayır'la ilgili Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu alt komisyonunun raporunda belirttiği gibi. Yani failler bile belirlendi fakat Kars Savcılığı hiçbir işlem yapmadı. Zaman aşımına bıraktı. Zaman aşımından dosyayı düşürdü. Yani şimdi zaman aşımı taktiği devreye kondu. Biz de o nedenle diyoruz ki bakın insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlemez. Ve maalesef Türkiye'deki yargı kültürü bu konuda sınavı geçemedi. Kırbayır dosyasında bir ara dosya Yargıtay'a gitti. Çünkü Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla soruşturma yeniden canlanmıştı. Yargıtay karar verdi. Dedi ki 2004 tarihinde Anayasa 90 değişmiştir, kuvvetlendirilmiştir. Dolayısıyla insanlığa karşı suçlarda biz 2004 tarihine esas alıyoruz. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Anayasa 90 her zaman vardı zaten. Yani Türkiye'nin taraf olduğu insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. Türkiye 1980'li yıllarda biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları o zaman komisyondu. İnsan Hakları Komisyonu'nun yargı yetkisini kabul etmişti. Türkiye 1956'dan beri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı yani. Şimdi bakın
yargının bu tarz kararları cezasızlığı besliyor. Şimdi siz peki 90'lı yılları bu şekilde akladığınızı düşünüyorsunuz. Peki 2004'ten sonra işlenen insanlığa karşı suçlardaki tutum ne? Hemen Ankara Gar Katliamı dosyasını bakın, size örnek vereceğim. Ankara Gar Katliamı ile ilgili Mülkiye Başmüfettişi'nin raporu var. O raporda bütün olaylar olduğu gibi anlatılmış. Aslında sorumlular da belli. Peki o sorumlulara soruşturma açıldı mı? Hayır, açılmadı. İzin verilmedi. Onunla ilgili süreç bakın devam ediyor. Yani devlet içerisindeki cezasızlık politikası aynen sürdürülüyor. Ve yargı da maalesef bunu kollayan bir tutum içerisine girmiş. Yani yeni taktik zaman aşımı. Şimdi eski suçları zaman aşımı taktiğiyle, hadi diyelim ki bir şekilde... Zaman aşımından ziyade bir de heyetlerin değişmesi var. O zaten bambaşka bir durum bir ama yani şunu anlatmak istiyorum. Şimdi hadi peki insanlığa karşı suçlar işlenmeye devam ediyor. Bitmiyor ki. Peki bu şimdi ise etkili soruşturma göremiyoruz örneğin. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'deki tüm yargı, yüksek yargının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, iktidarda bulunan siyasi partilerin, devlet kurumlarının artık oturup gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Böyle olmaz bakın. Bakın bir kişi çıkıyor ifşaatlarda bulunuyor değil mi? Bakın Uğur Mumcu cinayeti ve Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yani daha neler söylensin, daha ne söylensin yani. Peki hala bir şey görebiliyor muyuz? Soruşturma yok. Soruşturma yani göremiyoruz. Olmaz bakın böyle bir şey. Ben bu nedenle meselenin demin Dicle'nin söylediği Ape Muse'nin sözünden hareketle yani meselenin özüne inmek gerekiyor. Bakın Türkiye gerçek bir çatışma çözümü yaşayacak. Türkiye geçmişiyle yüzleşecek. Ve bir geçiş dönemi adaleti sağlayacak. Eğer bunu yapmadığı takdirde Türkiye kesinlikle demokratikleşemez bakın. Yani Türkiye'nin gerçek bir çatışma çözümüyle birlikte kendi barışını yakalaması gerekiyor. Bu konular dünyanın her yerinde böyle çözülmüş. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bunu BM belgeleri söylüyor. Bunun bütün dünyadaki aynı deneyimi yaşamış ülke örnekleri söylüyor bakın. Yani dolayısıyla Türkiye gerçek anlamda bir geçmişle yüzleşme sürecine girecekse bir geçiş dönemi adaleti öngörmesi gerekiyor. Bunun için de bir çatışma çözümü yaşaması gerekiyor. Yani Ape Musa niye öldürüldü? Kürt sorununda çünkü şiddet politikaları devrede olduğu için. Bakın şu anda da aynı şekilde şiddet politikaları devrede, öyle değil mi? İsimsiz o kadar çok insan öldürülüyor ki hiçbirinin ismini bile bilmiyoruz bakın. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Siyasiler hapiste tutuluyor. Çeşitli terörle mücadele kanununun çeşitli hükümleri kullanılarak. Yani ben bu tarz dava dosyalarının asla ve asla kapatılmaması gerektiğini, bu noktada da özellikle şimdi hem Yargıtay'a hem de Anayasa Mahkemesi'ne çok büyük görev düştüğünü ve hakikaten AİHM'in belirlediği ihlal kararının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Yani bazı noktalarda yargı öne açıcı olabilir bakın. Çünkü yargı anayasal yetkileri var. Yani dolayısıyla yargıçların biraz daha cesur davranması ve cesur kararlar üretmesi gerekiyor. Tabii diyeceksiniz ki kimsenin güvencesi yok. Yani öyle bir güvencesiz hale geldi ki ülke. Bütün sorunlar adeta hepsi yığıldı ve şimdi herkes acaba ne olacak sorusunu soruyor. Ama şunu ifade edeyim, yani bu davada cezasızlık kesinlikle uygulanmamalı. Bu davada mutlaka ve mutlaka bir hüküm kurulmalı. Çünkü ve gerçekten bu cinayet aydınlatılmalı. Yani bunları özellikle söylemek isterim. Dicle Bey, AKP eski milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu bu cinayet sırasında Musa Anter'in yanındaydı. Kendisi de yaralanmıştı. Bu davada da tanık olarak yer alıyordu. Siz bir röportajınızda diyorsunuz ki Orhan Miroğlu tanık değil, sanık olarak yargılanmalı. Neden? Neden? Çünkü Mehmet Emir'in mahkemede verdiği ifadeden dolayı biz onu Tayfun olarak biliyorduk dedi Mehmet Emir. Şimdi Tayfun olarak bildiğiniz mi? Demek ki kod ismi Tayfun bir devletin içerisinde olan birimlerde çalışan bir insanın ismi olarak geçer. O bakımdan ben onun Tayfun konusundaki sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Yani Miroğlu'nun bu cinayette bir rolü olduğunu tabii, mu düşünüyorsunuz? Tabii Miroğlu'nu düşünüyorum. Evet tabii. Yani şeyde Mehmet Emir Yeşil'le konuştuğunda böyle bir o şey çıkmışsa, Mahmut Yıldırım'la konuştuğunda Tayfun olduğu belirlenmişse
onun bu konu hakkında bir cevap vermesi gerekir. Mahkemede bunu soruşturması lazım esasında. Kendisi bir dönem AKP milletvekili yaptı. Şimdi AKP'nin içerisinde MYK üyesi, yetkisi de var. Bu şeyleri çıkarsın ortaya. Yani kendi bu elinde bu imkanlar var. Bununla uğraşabilir esasında. Ama hiç bugüne kadar böyle bir kendisi de bir etkin soruşturma yapmadı esasında. Yapabilirdi, yapamadı. Ama Türkiye'de şöyle bir olgu var. Hep muhalefete olsun, iktidar partisi olsun. İşte Türkiye demokrasiye sahip, hukuki boyutlarıyla çok ileri çağdaş bir ülke diyorlar. Ben de soruyorum, öyle mi? Yani demokrasi var mı? Hukuk var mı? Nerede gördük? Yaşadık mı? Yaşıyor muyuz? Hayır. Yok. Öyleyse ya Türkiye devleti öyleyse, o zaman buyurun hodri meydan. Bütün davaları açıklayın. Açıklayın bu şeyleri. Biz diyoruz ki baştan beri söyledik. Biz dedik ki hakikatleri araştırma komisyonu kurulsun. Bağımsız olarak. Akil insanlar, profesörler, işte toplumun belirli kesiminin kabul ettiği insanlardan bağımsız bir hakikatler araştırma komisyonu kurulsun ve bu işlerin faal ve cüretlerin üzerine gitsin. Nerede? Yok. Yani ben ondan şüpheleniyorum. O komisyon kurulsa bile yani bir sene içerisinde hepsini öldürürler. Çünkü Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyacaklar. Suçlu o kadar çok insan var ki bırakmıyorlar. Yani Türkiye bununla cebeleşmek durumunda esasında. Bu şeyi hukuki boyutunu Türkiye kendi içerisinde hani hep dış güçler falan diyorlar ya, biz niye AİHM'e gidelim? Bizim hukuk şeyimiz yok mu? Adaletimiz yok mu? Bakanlığımız yok mu? Adalet Bakanlığımız var. Adalet dağıtın. Yani adalet bulamazsan yani, mecburen. Adalet sarayı demekle sarayla adalet olmuyor yani. Adalet olacaksa açık ve net bir şekilde bütün faili mütü cinayetlerde, faili belli cinayetlerde olan mağdur insanların haklarını teslim etmek gerek. Adalet budur. Bir devletin yapması gereken budur bence. Ama biz bak Surluk raporundaki zamana geri döndük. Bakın burada zaten mafya, devlet, siyaset ilişkileri çok açık değil mi? Tabii. O şimdi bakın mafya liderleri kimlerle poz veriyor? Yine aynı devlet. Siyasilerle ne kadar rahat poz veriyorlar değil mi? Hiçbir şey olmamış. Sanki devleti onlar yönetiyormuş gibi. Yani şimdi bakın Türkiye geçmişiyle hiç değilse yakın geçmişiyle yüzleşmeli bakın. Bundan kaçarak adalet gerçekten örseleniyor. Şimdi bu dava zaman aşımına sokulacak gibi görünüyor. Peki bunu önlemenin bir hukuki yolu yok mu? Ya bunu önlemenin hukuki yolu mahkeme şayet böyle bir karar verirse elbette ki bunun istinaf aşaması olacak. Daha sonra bunun temiz yoluyla Yargıtay aşaması olacak. Yine daha sonra bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi aşaması olacak ve korkarım ki bir daha AİHM'in önüne gidecek. Fakat bu nereye kadar? Yani dolayısıyla demin anlattığım gibi yani Dicle'nin söylediği gibi yani Türkiye bir hakikat komisyonu kurabilir bakın. Ve geçiş dönemi adalet örnekleri vardır. Eğer siz gerçekten geçmişte işlenen cinayetleri gelecekte bir daha işlememe garantisi vermek istiyorsanız bir hakikat komisyonu kurarsınız. Gerçekleri açığa çıkarırsınız. Ve bir daha aynı suçların işlenmeyeceğine dair topluma güvence verirsiniz. Bunu da anayasanızı ve yasalarınızı değiştirerek yaparsınız. Mağdur edilen, hakkı yenen, zarar gören, kahredilen ailelerden özür dilersiniz. Tazminat ödersiniz. Hafıza mekanları oluşturursunuz. Müzeler oluşturursunuz. Topluma bunları anlatırsınız. Topluma gerçeği anlatırsınız. Bakın İrlanda sürecinde Hayırlı Cuma Anlaşması, Barış Anlaşması 1998 yılında yapıldı. Hakikat Komisyonu 2015 yılında çalışmaya başladı. Halen çalışıyor. Çeşitli eylemlerde yaşamını yitiren kişilerin aileleri komisyona başvuruyor ve komisyon onlara gerçeklerin ne olduğunu anlatıyor. Kimse yargılanmıyor bakın. Yani suç faillerinin yargılanması söz konusu değil. Ama o aileye gerçeğin ne olduğu anlatılıyor. O bombalama eyleminin kimler tarafından yapıldığı, arkasında hangi gücün olduğu anlatılıyor. Yani dünyada bunun örnekleri var. Biz bunlara geçiş dönemi adaleti diyoruz. İşte demin anlattığım gibi onarıcı adalet örneklerinden anlatıyoruz. Bunların hepsi yapılabilir. Ama bunların yapılabilmesi için de Türkiye'nin kendi geçmişiyle yüzleşmesi ve temel sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bunun için de güçlü bir siyasi irade gerekiyor. Demin anlattığım gibi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir irade var mı?
anayasaya göre yok değil mi? Ama işte görüyorsunuz, bakın, iki tane Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı çalıştırmadı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi değil mi? Meclis Araştırma Komisyonu'na dönemin MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı gidip ifade verdi mi? Vermedi. Peki o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi kağıt üzerinde olan bu yetkisini etkili olarak ne zaman kullanacak? Bakın, siyasal partilerin işte burada çok büyük bir sorumluluğu var. Eğer gerçekten Türkiye'ye adalet vaat ediyorsanız, Dicle'nin söylediği gibi, hani biz çağdaş demokratik bir ülke isek, laik bir ülke isek, hukuk devleti isek, o zaman parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler bunun gereğini yapacaksınız. Eğer bunun gereğini yapmıyorsanız, o zaman siz halktan bir şeyler gizliyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok bakın. Bunu biz de böyle tekrar tekrar anlatmaya da devam edeceğiz. Ya bunların çözüm yöntemleri var. Yeter ki güçlü bir siyasi irade ortaya konsun bakın. Zaman aşımı bahanesiyle bu dava kapatırsa AYM'ye gideceğiz dediniz. Buralarda ne çıkabilir? Yani şöyle, tabii Anayasa Mahkemesi'nin benzer başvurularda bugüne kadar verdiği kararlar pek olumlu değil. Anayasa Mahkemesi 2012'den itibaren bireysel başvuru aldığını ifade ediyor ve çeşitli gözaltında kayıp ve faili meçhul cinayet davalarıyla ilgili, yani 90'lı yıllarda ki suçlarla ilgili verdiği kararlar maalesef o da zaman aşımını farklı bir şekilde yorumlayarak uyguluyor. Tekrar AHİM'e gidecek ve AHİM tabii ki daha önce kendisinin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmediğini belirtip esasında bu tip soruşturmalarda ve davalarda zaman aşımının olmayacağını belirtip bir daha ihlal kararı verecek bakın. Yani bunlar tekrar Türkiye'nin önüne çıkacak bakın. Tekrar ihlal kararı verirse bu zaman aşımı kararına rağmen yeniden görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Eğer görülmezse bu sefer ihlal prosedürü başlatılacak. Bakın şu anda Kavala dosyasında olduğu gibi, Demirtaş dosyasında olduğu gibi, yani ihlal prosedürleri işletilmeye başlanacak. Yani dolayısıyla iktidardakiler daha ne kadar hani zaman kazanmaya çalışıyorlar, birilerine zaman kazandırmaya çalışıyorlar. 12 Eylül davasında gördük. Suç duyurusunu 2010 yılında yaptık. Soruşturma aynı yıl yapılıp, aynı yıl dava açılıp, aynı yıl hüküm verilebilirdi. Ama ne yaptılar? Kenan Evren'le Tahsin Şahinkaya'nın doğal yollardan ölümünü beklediler. Yani zamana yaydılar. Ve tabii ki onlar 2014'te müebbet hapis cezası aldı. Ama Yargıtay süreci o kadar ağırdan alındı ki 2015'te yaşamlarını yitirdiler. Ve dava düştü bakın, yaşamlarını yitirdikleri için. Ama biz hala tabii ki sürdürüyoruz. Yani hakikat hakkı kapsamında bu süreçleri sürdürüyoruz. Şimdi de aynı şeyler, farklı taktikler karşımıza çıkıyor. Yani zaman aşımı bir taktik. Bir de gerçek failler zamana yayarak bu süreçte yaşamlarını yitireceklerdir. Zaten gerçek failler yaşamını yitirdiğinde de yargılanacak kimse kalmayacaktır. Ama peki adalet ne olacaktır? Bizi bir arada tutan değerlerin başında adalet geliyor bakın. Yani bu cezasızlık politikasını sürdürenlerin bunu kavraması gerekir. Trafik kazasında bile yaşamını yitirenler bu ülkede adalet arıyor. Yani adaleti bu kadar örselemeyin, bu kadar hırpalamayın. Toplumsal barışın temelidir adalet. Yani adaleti yerine getirmezseniz toplumsal barışı nasıl tesis edeceksiniz? Evet. Hani dolayısıyla biz de bıkmadan, usanmadan bu süreçleri sürdüreceğiz. Bu bir mücadele süreci. Evet. Dicle Bey, siz aynı zamanda aslında bir adalet mücadelesi veriyorsunuz. Adalet arayışı içerisindesiniz. Evet. Bu dava zaman aşımı bahanesiyle kapatılsa bile bir gün sorumluların yargılanacağına dair umudunuzu koruyor musunuz? Vallahi eğer yaşıyorlarsa umudum var. Ama demin Türk'ün dediği gibi süründüğünü böyle bırak uzatılırsa bu davalar, onlar da doğal olarak ölümlerinden dolayı davalar düşer. Mesela bakın geçenlerde bilmiyorum Polonya'da bir olay oldu. Polonya Alman hükümetine büyük bir tazminat davası açtı savaşlara ilgili, Yahudilerin şeyle ilgili. Şimdi yani insanlar artık bazı şeyleri, tarihi olayları yüzlerine vuruyor artık. O şey geldi yani, hesaplaşma esasında bunlar. Önemli şey. Demin özür dilemesi gerekir dediği şey devletin mağdur ailelerden, faal meçhul. Doğru. Willy Brandt ne yaptı? Alman başbakanı gitti. Diz çöktü. Bunlar erdemli şeylerdir esasında. Yani bir insanlık duygusudur. Yani biz eğer insansak ilk önce insan gibi olmamız gerekiyor. Adaletli olmamız gerekiyor. Birbirimize karşı
saygılı olmamız gerekiyor. Ama saygı yok, sevgi yok, adalet yok, demokrasi yok, hukuk yok. Böyle bir toplumdan ne bekleyebiliriz? Biz bunun olmasını istemiyoruz. Bizim davamız, bu davanın çözülmesi, Musanter davasının bir aynadır. Bu dava eğer çözülürse gelecekteki olan, olabilecek olan bu gibi cinayetlerin önünü kesmektir amacımız. Biz mağdur olduk, diğer arkadaşlarımızın aileleri mağdur oldular. Hepsini mağdur olduk ama bizim davamız yalnız babamla ilgili bir dava değil. Bizim davamız bir önümüzdeki olan, önümüzdeki olabilecek olan cinayetlerin önüne geçmek. Cezasızlık sistemin ortadan kaldırılması, insanların cezalandırılması gerektiğini davasıdır. Yani biz şahsi olarak bir şey düşünmüyoruz burada. Türkiye'nin gerçeklerinin açığa çıkmasını istiyoruz. Bu gerçekler doğrultusunda ancak bir yol kat edebiliriz her konuda. Türkiye'nin daha huzurlu bir ortam kazanması açısından. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısında bulunmuştu. Ardından mağdur çeşitli kesimlerle görüşmeler yapmıştı. Sizinle bir temas oldu mu ve siz bu helalleşme çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi temas oldu değil de yani tabii güzel bir yaklaşım. Yani helalleşme eğer gerçekleşirse olumlu bakarız. Yani Türkiye'de o da Türkiye'nin gerçeklerini ortaya çıkartabilirse gayet iyi bir adım atmış olabilir. Nihayetinde kendisi de bu ülkenin bir siyasi parti genel başkanıdır. Böyle bir düşüncesi bile olumlu diye düşünüyorum. Bu davanın zaman aşımına sokulmak istenmesinden önceki son duruşma yarın. Bu duruşma öncesi sizin kamuoyuna yönelik bir çağrınız var mı? Valla ben kimseye çağırmıyorum, kimseye davet etmiyorum. Çünkü bu gibi davalarda esasında gönüllülük esastır. Gönüllü bu davaya sahip çıkmak isteyen, Türkiye'nin adalet, Türkiye'nin hukuki, demokratik ve anayasal düzenle işleyen bir devlet olması için gönüllü olan bu şeye, davaya kendileri gönüllü olarak gelebilirler. Bugüne kadar kamuoyunda beklediğiniz desteği gördünüz mü? Son zamanlarda oldu ama 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Çok geç kalındı esasında. Yani o desteği biraz da sistemkar olmak lazım. Gerçekle biz diyoruz, gerçekleri konuşalım diyoruz. Maalesef en yakınlarımız dahi bu dava sürecinde bizden uzak kaldılar. Niye? Niye böyle oldu? Bilmiyorum yani insanlar... Yani herkes kendi, dedim ya, gönüllülük bazındadır bu esasında. Yani bir dava varsa, yani ülkenin ileri taşımak amacıyla güdülen bir demokratik, hukuk, adalet, demokrasi hepsi içinde barındıran bir şey varsa bunu gönüllülük bazında takip etmek lazım diye düşünüyorum. Öztürk Bey, son 4-5 dakikamız. Onu sizinle tamamlayalım, eklemek istediğiniz şeyler var mı bu davaya ilişkin? Ya tabii... Bu dava kamuoyunun desteğine ihtiyacı var. Geç kalınmış değil hala. 30 yılda geçse adalet mücadelesi kesintisizdir. Yani Türkiye'de gerçekten akşam televizyonları açtığımız zaman Anter davasında ne olduğu duymak istiyoruz. Yani özellikle iktidara yakın kanallar, hani her gün kendilerine bir konu veriliyor. Sürekli onu konuşuyorlar ve insanlar da artık onları dinlemiyor. Ama gerçekten içlerinden hiç vicdanlı olup merak eden yok mu? Yani demiyor mu bir Kürt bilge insan Apem Musa Anter cinayeti ne oldu diye hiç merak etmiyorlar mı? Ama biz onlara merak ettireceğiz. Yani bu süreci ısrarlı bir şekilde takip edeceğiz, yürüteceğiz ve bu devlet içindeki çete yapılarının mutlaka ve mutlaka tasfiye olması gerekiyor. Tasfiye olmalarının yolu bakın buradan geçiyor. Bakın Türkiye 15 Temmuz 2016'da bir darbe teşebbüsü yaşadı, öyle değil mi? Devlet içindeki bir yapının kalkışması söz konusu oldu. Fethullah Gülen örgütü çerçevesinde bir darbe teşebbüsü oldu. Darbe bastırıldı, o hal ilan edildi ve biz bu 90'lı yıllardaki aktörleri yeniden görmeye başladık. Yani şimdi Türkiye halkı sokağa çıktığında işte devlet içindeki bir kesimi tasfiye edin, öbürleriyle iş yapın diye sokağa çıkmadı ki. Devlet içinde hiçbir şekilde örgüt istemiyor halk. Yani karşısında adalet istiyor. İşleyen bir mekanizma istiyor. Bunu daha nasıl anlatabiliriz yani bilmiyorum. O nedenle ben demokratik kamuoyunun kesinlikle desteğine ihtiyacımız var. Çünkü sadece Anter davası değil. Bakın
Uğur Mumcu davası, Sivas katliamı davası, onu bırakın daha yakın tarih, Ankara Gar katliamı davası, bakın bir sanık yönünden şu anda ve firari olan sanıklar var tabii ki, insanlığa karşı suçtan açılmış bir dava var bakın. O davada bile yeteri kadar kamuoyu desteği göremiyoruz bakın. DAEŞ isimli örgütün Türkiye'de işlediği katliamlarla ilgili insanlığa karşı suçtan açılmış bir dava var. Orada bile yeterli desteği göremiyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'deki aydınların, Türkiye'deki gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin, özellikle de siyasetçilerin bu davayla yakından ilgilenmesi gerekiyor. Hani bunu ben söylemek isterim. Zaman aşımı kavramının da kullanılmasını gerçekten istemiyoruz. Bu insanlığa karşı suç kapsamında işlenmiş bir suçtur. Bu suçta zaman aşımı yoktur. İllaki dosyadaki eksikler tamamlanacaktır. Ve faillerin açığa çıkarılıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz ve bunun mücadelesini yürüteceğiz. Hani benim söyleyeceklerim bunlar. Sizin varsa eklemek istediğiniz bir şey, bunu da alıp programı Öztürk öyle kapatalım. Öztürk güzel özetledi. Yani bizim de davamız bu ülkenin barışa, özgürlüğe, demokrasiye, hukuka, adalete ihtiyacı var. Biz bu konuda elimizden geleni, çabayı göstereceğiz hep beraber. Ülkeyi daha iyi bir zamana taşıyacağız. Güncel'in sonuna geldik. Musa Anter cinayeti davasını konuştuk. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ve İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan konuğumuz oldu. Bizden sonra ana haber var. Tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.